Diyanet TV'nin değerli izleyicileri, Medeniyetin Cümle Kapısı'na hoş geldiniz. Günlük hayatımızda yolumuza devam ederken içimizde kısık bir ses olduğunu fark ediyor musunuz? Dur diyor sanki ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne için bu koşturmaca? Sahi ne için gelmiştik biz bu dünyaya? İşte bugün kıymetli hocamız Bim Kemal Öke ile bu soruların cevaplarını arıyoruz. Konumuz hayatın anlamı ve amacı. En temelde belki de hayatın anlamı deyince zihnimizde kolay bir cevap oluşmaz. Ancak hepimiz hayatımızda bir amaç uğruna yaşıyoruz. Bugün onları tek tek irdeleyelim. Sayın hocam, hayatımızın anlamı dedik. Derin bir konuya parmak bastık. Ancak hayatın anlamı gibi soyut bir kavramdan önce hayat ve anlam kelimelerini bir araya getirelim diyorum. Hayat deyince günlük yaşantımızı kastediyoruz. Peki anlam deyince neyi kastediyoruz? Kelimelerin bir e, sözcük halleri var, bir de yüklendikleri anlamlar var. Bizim hayatımızda da her an günlük yaşantımıza devam ederken ne uğruna yaşıyoruz sorusuna cevap verme ihtiyacı zihnimizde oluşu veriyor. Acaba hayatımızın toplamında başından sonuna büyükçe bir anlam var mıdır? Yoksa biz hayatımızın küçük parçalarında, günlük işlerimizi yaparken, okula giderken, işe giderken, o anki hedefimizle hayatlarımıza küçük küçük anlamlar mı yüklüyoruz? Amaç, evet. araç, anlam. Ne kadar güzel söyledin. Bunlar hepsi birbirleriyle kardeştir. Bu kardeşleri teker teker irdelemeye kalkarsak, ve bunu kendi hayatımızın içerisinde bir şekilde konuşlandırmaya çalışırsak neyi bulacağız? Ne kadar güzel ifade ettin, biz bu dünyaya niye geldik? E şimdi Allah niye geldiğini sana ifade ediyor. Evet. Allah sana diyor ki, benden geldin bana dönüyorsun diyor. E camilerimizde zaman zaman levhalar halinde de bu var. E, Musalla taşında insanlar bunu da duyuyorlar. E, şeyin ee, mezarlıkların başında da serlev halinde de bu da geçiyor. Evet. Ama kaç kişi bunu anlıyor? Kaç kişi bunun derununa vakıf olabiliyor? E şimdi sen oradan geldiysen, haydan geldiysen, hu'ya gidiyor isen, o zaman bu dünyada da o ikisinin arasında da neler yapman gerektiğini de bilmen lazım. O senin hayatının anlamıdır. Burada anlam kelimesi belki tam ifade etmiyor tam tercümesi olmuyor. Bizimkiler eskiden ecdat bunun yerine daha güzel bir kelime kullanırlardı. Mana. Yani hayatın manasına vakıf olabiliyoruz. Bazı insanlar dünyaya dava için gelirler, başkalarının başına bela olurlar. <laughs> Ama bazıları ise dünyaya mana vermeye gelirler, manalarını bulurlar. Zahiren baktığımız vakit hepimiz burada geçinmek, hayatımızı idame etmek ve bedenimizin hakkını ödemekle mükellefiz. Yani iki gün aç kalsak, üç gün aç kalsak ölürüz. Dolayısıyla biz burada cismani ve beşeri varlıklar olarak hayatımızı bir şekilde sürdüreceğiz. Ama hayata sadece bu iş için mi geldi? Sadece ekmek için mi geldi? Yoksa bunun dışında başka bir şeyin mi var? Yoksa bütün bunlar masiva ve seni hayatta seni hayatta, bu yolculuğun içerisinde varman gereken yere adım adım gidebileceğin bazı duraklar mı var? Onları bilerek gelmek lazımdır. Şimdi o mana itibariyle de şöyle bir öykü geldi aklıma. Çok severim ben bunu. İbrahim bin Ethem Hazretleri. Şu anda dünya üzerinde herhangi bir kişinin ah keşke ben de olabilsem diyebileceği bir varlığa sahipti. Muhteşem bel hükümdarı değil mi? Bel, Hazreti Mevla'nın doğduğu yer aslında. Ve Orta Asya'da o dönemlerde gerçekten de mümbit, hem de zengin, refah içerisinde olan bir bölgeydi. Ve İbrahim Ethem Hazretleri de orada doğar. Saltanata sahiptir, paraya sahiptir, şöhrete sahiptir ve ava çıkar. Ve de Korkut gibi oldum şimdi anlatıyorum. Ben Korkut gibi ama hoşuma gidiyor bu öyküler benim. E, Avda bütün ordusuyla beraber, yani yanındaki kurmaylarıyla beraber ava çıkmışlar. Böyle belli bir safhasında ormanlıktan geçerken karşısına bir ceylan çıkar. O ceylan bakışlı ahu maral gazel diye basıflandırdığımız o nazin narenin o güzel yaratık Şöyle bir kendisine sürmeli gözleriyle baktığı vakit çarpılmıştır. Bunu mutlaka vuracağım der. Biliyorsunuz ki Türkler her zaman okut müthiş kullanırlardı. Keman keşkidir aynı zamanda. Oku sadağından çıkartır ve bir tanesini sallar. Aa, gitmedi. Hemen arkasından Böyle Gazel de Ceylan da dönüp bakıyor. Geliyor musun? Beni takip ediyor musun diye. Şöyle dönüp de bakar İbrahim bin Ethem İbrahim bin o ormanın içerisinde sağda solda tabii ağaçlar var. Geçerken ağaçlara takılıyor. Üstünden börkü uçar. Üstü başı çizilir. Her bir tarafı kan revan içerisinde kalır ama arkasından koşuyor Ceylan. Avlayacak onu. Aslında avcı kimdir? Avlanan kimdir? İleride belli olacaktır o. Devam eder, devam eder. Son anda gel. Bir bakar etrafında kimse yok. Yani o kendisini takip eden silahşörleri, yiğitleri, alperenleri, silahtarları hiçbiri yok. Yalnız başına kalmış. Göz göze gelirler Ceylan. Ceylan ona bakar. Sen bunun için mi geldin dünyaya? Sen bunun için gelmedin dünyaya. Bir bunu düşün bakalım der. Allah! Ruhemmin Ede Hazretleri böyle kala kalmıştır. Geriye döner. Şaşırır nasıl hayatını geçireceğini bilemez. Ve bu söz onu İbrahim, bu büyük velilerden İbrahim bin Ethem yapacaktır. Sonraki hadiseleri anlatmayalım. Onu da başka bir programımızda anlatırız ama işte bu. Kişi bu dünyaya neden geldiğini bulmak mecburiyetindedir. Bulamazsa? Bulamazsa büyük ıstıraplar içerisinde geçer. O sizin terminolojinizle ifade edecek olursam metafiziksel derinliğinden mahrum olan kişi insanoğlu insanoğlu mutlaka ki bu dünyada psikolojik açıdan kendine gelemez. Evet, psikolojik... Buhranlar içerisinde kalır. Çünkü kendine kavuşamamıştır, kendini bulamamıştır. Kendinin anlamını bulamamıştır. Dünyaya neden geldiğini bulamamıştır. Ne olduğunu bulamamıştır. Kendini bul. Bugünün de zaten hocam psikoloji alanındaki en temel konulardan bir tanesi bu anlam ve e, sadece Türkiye'de değil dünya literatüründe de üzerine en çok çalışma yapılan konulardan bir tanesi çünkü bugünün insanının en dertli olduğu alanlardan da bir tanesi ve yapılan psikolojik araştırmalar şunu gösteriyor ki insanlığın e, hayatı kolay değil bir sürü güçlükler ve daha büyük zorluklar olarak adlandırdığımız travmalar yaşıyor. Ve psikoloji çoğu zaman bize hep hayatımızda bir zorluk yaşadığımız zaman bunun üstesinden nasıl geleceğimize dair yöntemler sunmuştur. Psikoloji böyle anlaşılır genelde. Danışmanlık veya terapi psikolojisi psikolojiyle eş anlamlı kullanılır. Ancak psikoloji literatürü içerisinde hayatın anlamının önemine dikkat çeken ilk isimlerden biri olan Viktor Frank, kendisine bu soruyu başka bir türlü soruyor. İnsanlar neden intihar eder sorusu psikolojik bir soru iken Frankl zor bir hayat yaşayan bir adam sonrasında çevresinde de zor hayatları olan insanlar görüyor ve şu soruyu soruyor. İnsanlar bu şartlarda neden intihar etmez? Asıl soru budur diyor. Çünkü biz hep hayatın varlığını esas aldık ve buradan yan yollara gittiğinde insanlar işte mücadeleyi bıraktığında, depresyona girdiğinde, intihar düşünmeye başladığında bunun sebepleri nedir diye sorarız ama kendimize neden bu yolda yürüyorum mu sormadan hayatımıza devam ederiz. Oysa bazen yaşam gerçekten çok zor, gerçekten çok çekilmez olabilir. Dünya üzerinde e, en kötü şartlarda bile yaşasa insanlar hayata tutunmayı nasıl başarır? Çok kolay pes etmesi. Mesela kendisi de e, Nazi Almanya'sında esir düşmüş ve var e, sahip olduğu her şeyini kaybetmiş bir adam. Zengin bir doktor düşünün. Evi, işi, ailesi, arabası her şeyi var ve bir gün e, bir anda esir düşüyor. İsmi dahil her şeyini kaybediyor. Ona bir numara veriyorlar ve diğer mahkumlarla beraber taş kuruyor. Ve böyle bir hayat hikayesinden sonra Frank oradan kurtulur ve kurtulduktan sonra bu teorisini geliştirir ve der ki insan ne kadar ağır şartlarda olursa olsun hayatına bir anlam yüklediği zaman yaşamda kalabilir. Bu içinde bulunduğumuz şartlardan bağımsızdır. Biz şey zannederiz, iyi bir işimiz, iyi bir evimiz olduğu zaman mutlu olacağız ve güzel bir hayat memnuniyetimiz olacak. Ama eşin aslı psikolojide öyle değil. İçinde bulunduğumuz şartlar zor olursa ve bu zorluğun üstesinden gelmek için insanın bir tek nedeni olursa o zaman bu kişi yaşama daha sıkı sarılıyor diğerine oranla. Bunu örnek verirken de hocam şu önermeyi kullanır. Bugün bile el hak öyledir. Ee, Kuzey Avrupa ülkeleri dünya üzerindeki maddi refahın en yüksek olduğu ülkelerden ancak bu ülkelerde intihar oranları da çok yüksek. Ötenazi hakkı da çok küçük yaşlara kadar düşürüldü. Yani insanlar hayatlarına devam etmek istemiyorlar ve e, yaşamlarını sonlandırmayı tercih edebiliyorlar. Maddi imkanı çok olduğu ülkelerde. Oysa Afrika ülkelerine bakalım temiz su gibi en basit ihtiyaçları bile kolay karşılanmayan bu ülkelerde bugün bile biz bir fotoğraf görsek Afrikalı bir çocuğa dair o siyah tatlı yüzünde mutlaka kocaman bir tebessüm vardır ve dişleri bembeyaz görünür. mutlulur, Mutluluğun resmidir sanki. Ama en temel ihtiyaçları giderilmiyor. Öyleyse biz acaba hayatı anlamaya çalışırken bu dünyada Anlam yüklediğimiz noktaları yanlış yerde mi arıyoruz sorusuyla yola çıkar psikoloji ve hakikaten bugün bu hayata bulunan anlamlar üzerine oluşturulmuş hem çok geniş bir literatür hem de pek çok yöntem vardır. Ve şunu söyler psikoloji her insan kendi hayatında onu hayata bağlayan dallara sahiptir. Bu Birisi için aile olabilir, birisi için işi olabilir, bir başkası için e, zihnine koyup yapmayı e, kafasına netleştirdiği bir hedef olabilir, yapılacak bir iş olabilir. Fark etmez ama böyle bir hedefin varlığı o kişinin yaşamını devam etmesini sağlar. O zaman herkes kendi hayatında, kendi kişisel e, yolculuğunda kendi anlamlarının peşine düşmeli. Bu Tabii. psikolojinin bakışı. Valla çok haklısın kızım. Şimdi bunu biraz basite indirgeyerek söyleyecek olursak ben hep şunu sağlık veriyorum. Kişi doğuyor. Bir şekilde hayata başlıyor. Hayata başlarken en azından bizim dinimizin, kültürümüzün vermiş olduğu, vermiş olduğu bu arka planı bilmek mecburiyetinde. Niye bilecek? Çünkü yaratılışta bizim inancımıza göre, yanlışım varsa düzeltirim ama hepimiz... Esma-i Hüsna'nın e, o manzumesi içerisinde mizacı itibariyle belli bir terkiple yaratıldık. Bu terkibin ne olduğunu bulmak mecburiyetindeyiz. Bu terkipten bizim kişiliğimiz çıkacaktır orada. Doğru e sonra kimliğimizi bulmak mecburiyetindeyiz. E, o kimliği de Allah bize yüklemiş. Software programı olarak kaderimizi bizim üzerimize işlemiş. GNA'larımıza kadar <laughs> Değil mi DNA'larımıza kadar bu zaten mahfuz bizim üzerimizde levhamızda mahfuz. E tamam. E şimdi bir insan eğer ressam olmak yetenekleriyle istidadıyla doğmuş da e siz onu zorla işletmeci yaparsanız bu hayatından çok mutsuz olur. Hayatında anlamını bulamaz. Yani mananızı bulmak demek bir yerde sizin esmanızın terkibini de keşfetmeniz demektir. Bu formülü bulun. Öze dönüş. Öze dönüş. İki, siz hangi istidatla geldiniz? Yeteneğiniz nedir? Ne yapmalısınız hayattaki mutlu olmalısınız? Bunlar çok yani somut şeyler. Bunu da bulmalısınız. E bu da yetmez. Bir de sizin ruhunuz var. Ruhunuzu da ruhunuz ile de münkalip olmak. Ne güzel Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Münkalip olmak ifadesi. Kalp kalbe, iç içe olmak. E bunu da birbirine inkılap ettirmek mecburiyetindesiniz. İşte bu tevhiddir. Siz ruhunuza ulaşmak için bir şekilde ya nefsinizi kendinizi tanıyacaksınız ki Rabbinize varacaksınız ya da Rabbinizi tanıyacaksınız ki Rabbinizin size lütfetmiş olduğu nefsinizi keşfedesiniz diye. İşte ilim budur. Yani kendini keşfede o zaman etrafınızın gündemi sizin gündeminiz olmaz. Siz hayata çıktığınız vakit hayatınızın manasını bulmuş olursunuz. Neyi buluyorsun? Bir kere baştan itibaren önce bir kendini tanımlamış oluyorsun, kendini bulmuş oluyorsun ve hayatta ne işe yarayacağını bulmuş oluyorsun. Ne işe yaradığını bulduğun vakitte o işi yaparken mutlu bir şekilde yapıyorsun. Mutlu bir şekilde yaparken de aslında yapman gereken bir şey var tabii ki. Bunu da aşkla yapmak, muhabbetle yapmak. İnanıyorum ki insanlar biraz kendini sorgulamak mecburiyetinde ama ilginç bir şey var değil mi kızım? Şimdi bu psikoloji teorileri bunlar böyle bunları veriyor da e, bunlar insanları sorgulatmıyorlar. Devamlı dikte ettirmeye çalışıyorlar. Yani sen bu hayat tarzı in, ile hı? yaşarsan mutlu olursun tarzında ifadeler var. Aa, i̇şte orada sıra dışı olmak lazım ve giyilmemesi gereken elbiseyi de giymemek lazım orada. Evet, kesinlikle. Benim, benim kanatım o yani. Kesinlikle hocam. Şimdi e, sıkça dile getirdiğimiz e, hususlardan bir tanesi bu. İçinde yaşadığımız dünyanın hakim olan bir e, sistemi var ve bu sistemin bize dayatmaları söz konusu. Pek çok diğer konumuzda olduğu gibi bu konuda da bize bir ideal hayat çiziliyor ve herkesin hayatlarının ona uygun olması gerektiği öngörülüyor. E, diğer konu arda da bu böyle mesela güzellik olgusu için bir e, prototip oluşturuluyor. Bu prototipin içerisine girmeyen her türlü dış görünüş güzel değil olarak addediliyor Ancak dünya nüfusuna baktığımız zaman çok farklı ırkların çok farklı renklerin olduğu bir dünyada tek tip bir güzelliğin her yere e, dayatılması kesinlikle farklılığı özgürleştirmiyor ama farklılıkların hepsini yok edip tek tipleştirme faaliyeti olarak karşımıza çıkıyor. Bu kısmı doğru. Buradan kendimize geçiş yaparak şu noktayı görebiliriz. Evet, insanların hayatları bir e, sebep, bir neden uğruna akıp gidiyor ve bu sistem bana bir hayat akışı vermiş. Peki ben kendi hayatımın ne kadar farkındayım? Ne için yaşıyorum gerçekten? Çünkü bunlar zor, varoluşsal sorular olduğu için günlük hayatımız içerisinde pek aklımıza gelip kendimize sorduğumuz sorular değil. Ne için olacak? Sabah kalkıyorum, yemek yapıyorum, çocukları okula gönderiyorum. B e, beyefendi ise işe gidiyorum, para kazanıyorum, geliyorum. Doğru. İlginç bir şekilde böyle bir ortalama hayat insanları e, belli bir yaşa kadar götürebilir ancak e, işini düzene koyduğu zaman, çocukların e, okulları belli olduğu zaman ya da mezun olup kendi ailelerini kurdukları zaman, böyle yaş 40 ve üzerine çıktığı zaman insan kendiliğine tekrar baş başa kalıyor. Gelişim dönemlerinde biz buraya orta yaş ve sonrası diyoruz ve e, gençken kurduğu hayaller şunu yapayım, bunu edeyim, şuraya ulaşayım dediklerinin bir kısmı gerçekleşmiş, bir kısmı gerçekleşmemiş ama o onların tadına bir bir, bir, bir bakılmış ve en sonunda çoluk çocuk etrafından dağılmış, kendi ayakları üzerinde duruyor varsa eşiyle baş başa kalmış ve kendisine bu soruyu soruyor. Ben geldim 40 yaşına ya da 60 yaşına bunca yıllık ömrü nerede geçirdim? Bu soru kaçınılmaz bir soru. Ya üstünü örtebilir, onunla yüzleşmez ve başka alanlara kaçabilir. Ya da yüzleşip kendisini bir hesaba çeker. Zor bir süreçtir. Öz sorgulama zor bir süreçtir. Ama onu yaptıktan sonra kendisine o güzel cevaplar verebiliyorsa, evet yaşadım ama boşa değil, bir ürün ortaya koydum, örnek veriyorum kitap yazdım ya da hayırlı bir evlat yetiştirdim şükürler olsun gibi cevaplar kendisine verebiliyorsa insanlar hayatlarına daha sıkı sağlam devam edebiliyorlar. O zaman biz önceden kendimize şunu söyleyelim, bugün kaç yaşında olursak olalım, hangi işlerle uğraşırsak uğraşalım, zorunluluk olarak değil, gönüllülük olarak kendimize bu soruyu soralım. Ya ben bu sistemin içerisindeyim. Koştur koştur gidiyorum ama ne için? Ne uğruna? Çünkü şu çok yaygın bir söylem hocam. Tarihe güzelleme. Böyle söyleyeyim. Ah o nerede eski Ramazanlar diye başlıyor. Sonrasında en sık duyduğumuz cümlelerden bir tanesi. Biz eskiden bu kadar maddi imkana sahip değildik. Soğan ekmek yerdik ama mutluyduk. O kadar sık duyduğum bir cümle ki. Evet doğru. Eskiden dediği işte kendi ailesini ya da kişi olarak kendisinin bir 20 yıl önceki hali. Soğan ekmek yerdik ama mutluyduk dediği de şimdiki imkanlarımızdan çok daha zor imkanlardaydık. Evimiz kötüydü, işte yiyecek ekmeğimiz yoktu gibi oraları doldurabiliriz. Ama mutluyduk. Bugün ise imkanlarımız var, mutlu değildik. Buradaki e, temel nokta insanların mutluluğu soğan ekmeğe atfediyor oluşuyor. E, eğer maharet soğan ekmek yemekteyse hocam ve senin bugün bu kadar imkanın varsa hiç zor değil. Git al manavdan bir soğan, yanına koy bir ekmek ye ve mutlu ol. Mevzu bu değil. Bravo. Mevzu bu değilse soruyu kendimize daha doğru sormalıyız. Neden insan daha zor şartlardayken bir arada olmanın tadıyla hayatından daha memnun iken, daha iyi şartlardayken hayatının memnuniyetini kaybeden bir noktaya geliyor? Asıl kendimize sormamız gereken soru bu sanırım ben baktığım vakit kendi hayatıma şimdi, sen 60 dedin ya. Ben 64'e yaklaşan derisiyim. Şimdi de hatıralarımı da yazıyorum. Hatıralarımı yazmaya başladığım andan itibaren tüylerim ürperiyor. Yani yaşamış olduğum bunu söylemeyeceğim. Sürecin zorlukları, zorluk da demeyeceğim, sıkıntılar da demeyeceğim. Ama ne beni hayrete düşürüyor ve hayranlığa düşürüyor biliyor musun? O Allah'ın o ilahi senaryosu. Yani kader, Kaderi siz adım adım yaşarken, yaşarken mesela 60 küsür yaşlarında bir hadisenin cereyanını ta geriye doğru döndüğünüz vakit, yani 6 yaşınızda, 24 yaşınızda o günlerde kol, yaşadığınız olayları birer çeki taşı olarak kabul edersek grafiği bir birleştiriyorsunuz. Ya bunlar boşuna olmamış diyorsunuz. Bu sıkıntılar boşuna çekilmemiş. Bu yollardan boşuna geçirmemiş. Bu işte işi anlamlandırabilmek. Yani hayatınızın sonunda ya iyi ki ben bu hayatı yaşamışım. İyi ki benim başıma bunlar da gelmiş. Ve ben uyandırılmışım ve böyle bir sonuca gelmişim ve bulmuşum hayatımın manasını. Ne yapmam gerektiğini bulmuşum, ne olmam gerektiğini bulmuşum vesaire diyebiliyorsanız o zaman tamam. O zaman sizin kendi tercihiniz Allah'ın sizden beklediği tercihle uyuşmuş olmaktadır. Örtüşmüş olmaktadır. Herkes kendi tercihini tabi yapabilir cüz-i irade ama hiçbir zaman şunu unutmasınlar ki Allah bize bunu devamlı söylemekte, söyletmekte, okutmakta, okutmakta ve diyor ki yani kaderde her şey yazılı diyor. O zaman sen şu kaderini bir okusana. Kendi kaderimizi mi okuyalım? E tabi oku, oku. İlk oku diyor, oku tamam. Kitapları okuyacağız, Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Kur'an-ı Kerim seni buna götürüyor. Seni kendi kaderine götürüyor. Sen kendi kaderinden hoşnut olacak mısın acaba? Hoşnut olacak mısın acaba? Ya baktığın vakit, baktığın vakit kaderle inatlaşmak olur mu? Kaderle ne inatlaşıyorsunuz ki? Hani daha önceki programlarda da söyledik, sıkıntıya belaya karşı sabredelim, şunu yapalım, bunu yapalım ama onların her birinin sizin kendi hayatınızdaki bir merhale olduğunu ve bu merhalelerin de sizi manaya götürmek durumunda olduğunu, mananın da size felaha çıkaracağını ve başarınızın asıl sizin kaderinizi bulmak ve okumak olduğunu düşün. Değil mi? Ya işte İsra Suresi Şerifesinde izlen ediyorum. 13 ve 14. ayet-i kerimelerinde olması gerekiyor. Ondan sonra insan öldükten sonra defterleri çıkartılır önüne ve oku deniyor. Diyor. Şimdi oku. E o kaderi sen şimdiden okumaya başlasan o zaman ne yaparsın? İkrar edersin. O zaman ne hayat yaşıyorsanız bırakın orada bir kenara. Bir estağfirullah diyerek, bir tövbe ederek geçmişe yaptığınız yanlışları yeniden sıfır noktasında başlayın. Senin elinde kitap var mı bilmiyorum ama Diyanetimizin yaptığı güzel bir şey var. Ben de onu tanıtmak istiyorum bugün. Şu CD'yi bilmiyorum gördün mü? Ama bu Fatih Koca'nın La Mekan, Türkiye Diyanet Vakfı sesli yayınları bizim kardeş kuruluşumuz. Herkese bir şöyle bir göstereyim. Dünya güzeli bir insandır bu Fatih Koca. Hadi hakikaten insanların gönüllerini açan ilahileri vardır. E, pek çok programda birlikte olduk. Ama onun burada şöyle ya dinleyebilsek öyle bir imkanımız herhalde var. Var var var. Biz bizde her şey var. Her şey var burada. E, 10. ilahisi bir Hicaz ilahi istiğfar diyor. Burada Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, İznik'tedir mübarek. Estağfirullah ile başlıyor. Estağfirullah, estağfirullah diye de devam ediyor. Şu güzel musikiye bak. İnsanı kendine getirmez mi? Manasına vardırmaz mı? Kızım tabii bunun devamında çok güzel ilahiler de var da. Şimdi bu ilahiler neden önemli? Bu ilahiler şundan önemlidir. Bu ilahiler size kendinize getirir. Uyandırma servisi. Şimdi uyandırma servisi kalmadı. Saat açıyorsun, koyuyorsun, tak diyor o zamanında geliyor, seni kaldırıyor vesaire. Hiç de i̇şte uyandırma servisi bunlar. Bu ilahiler seni uyandırır yani. Bu kitaplar seni uyandırır. Bu kitapların da uyandırması için, senin de kendi hayatına dönmen için, Allah'ın sana istediği hayata döndürebilmesi için, seni tekrardan kendi yoluna koyabilmesi için bu ilahiler önemlidir. Burada bir virgül koyalım ve izleyenlerimize hatırlatalım. Yunus Emre, hepimiz tanırız, hepimiz biliriz ancak gelin Yunus Emre'yi sadece birkaç beytinden ya da internette dolaşan şiirlerinden tanımayalım. Biz hocamla deriz ki alalım bir Yunus Emre divanı elimizin altında bulunsun, okuyalım, okutalım. Her gün birer şiir oradan nasibimize ne çıkarsa onunla günümüzü aydınlatalım. Çünkü Yunus Emre'nin dili hem hepimizin anlayacağı sadeliktedir hem de bugünün günlük hayatımıza ışık tutar. Onun söylediği her cümle bizim bugünümüze bir mesaj olarak gelmekte. Bu pek çok konuda olduğu gibi bizim hocamla bugün el aldığımız konuda da geçerli. Hakikaten Yunus Emre diyor, bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin dilin. Kur'an-ı Kerim'de de allah Teala ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Ve e, teorik olarak her hepimize sorsak ne için yaratıldık? Bu dünyaya niye geldik? desek hepimizin ilk vereceği cevap budur. E, Allah'a kulluk ve ibadet etmek için evet. Ancak tekrar herkes, herkes der mi kızım bunu? Evet. Ezbe, ezbere söyler, sana, söyler ezbere hocam. Ee, Müslümanların çoğu ezbere bunu söyler. Ya da işte küçük bir iyilik yaptığınızda hemen Allah razı olsun der evet. ama gerçekten Allah'ın rızası ne demek üzerine düşünmez. Niçin manası yaratıldın? üzerinde durmaz. Aynen öyle. Niçin yaratıldın desek işte Allah'a ibadet etmek için diyebilir ama manası üzerinde Yaşa. durmaz. O zaman biz manası üzerinde duralım. Allah'a ibadet etmek ne demek? Çünkü insan kendisini şu soruyu evet. sorar. Ben kimim? Sevde, Ayşe, Ahmet pek çok kişi. Allah isteseydi benden çok daha fazla ona ibadet edecek birisini yaratabilirdi. Ancak bu dünyaya ben gelmişim. Allahu Teala beni yaratmış. Benim birincil hayatımın amacı ona ibadet doğru. Ama ne kadarını zaten yapıyorum bunu kendime sorayım. Bir de neden başka bir kolu değil de beni yarattı? Burada çok daha kendi özümüze dair bir soru ve onun gizli cevabı var. Burayı bir kenarda tutalım, psikolojiye dönelim. Hocam psikoloji bize şunu söylüyor, kendi hayat tecrübemizden de bizzat sabittir yani. Eğer hayatımızda her şey yolunda giderse, günlük işlerimiz e, günlük bir sırayla akarsa biz buna monoton bir hayat diyoruz ve bu hayattan hoşlanmıyoruz. Ne güzel, işte hiçbir sıkıntın yok, sağlığın yerinde, işin gücün yerinde, e, hayat düzenin oturmuş evet ama sorsan bugün nasılsın der ki aman aynı neler yapıyorsun İşte ne olsun ev iş gidip geliyoruz ya da ev okul gidip geliyoruz ya da işte ev işleriyle uğraşıyoruz bakın bu hayatından memnun değil bu insan peki neden? Bir zorluk, bir sıkıntı olmayan bir hayattan biz neden memnun olmuyoruz? Bu değil miydi ama hedefimiz? Teorik arka plana hafifçe değinelim. Psikoloji buna homoestasis kavramını kullanır yani denge. Ve psikoloji teorilerinin çok büyük bir kısmı bugüne kadar bunu kabul ediyordu. İnsanın hayatında homoestasis yani dengeyi bozan bir şey olursa bir can sıkıntısı yaşadığı, bir zorluk yaşadı, onu gidermeye motive olur ve esas olan dengedir. Ancak İçinde yaşadığımız yüzyıl yıl bize yepyeni bir şey söyledi. Hayatlarımız ne zaman kolaylaştı, ne zaman refah geldi, bizim hayatımızdan mutluluk ve huzur da gitti. Hayatımızın anlamına dair sorular ortaya çıktı. Mesela psikoloji buna der ki, yaşam mücadelesi varken bir insanın yaşama motive oluşu da çok yüksektir. Eğer siz bir savaşın ortasındaysanız, ee, hayatınıza son vermeyi düşünmezsiniz. Tam tersine onunla mücadele edersiniz. Eğer sizde yoksulluk varsa, çoluğum çocuğumun e, geçimini sağlamak için çalışmalıyım dersiniz. Ben fakirin tekiyim deyip yaşamdan ele tek çekmezsiniz. Mücadele edersiniz. Hayatta ne zaman mücadele etmeniz gereken bir güçlük varsa, yaşama, tutunmanız o kadar güçlü olur. Ama ne zaman ki bunların hepsi yoluna girdi yaşam mücadelesini kaybettiği zaman ne için yaşıyorum sorusu birden ortaya çıkıyor. Ve bununla yüzleşmesi gerekiyor insanoğlunun. Bugün maalesef pek çok toplumlarda olduğu gibi Türkiye'de de genç yaştaki insanlarda intihar oranları ve madde kullanımı çok artmıştır. Bu insanlarla yaptığımız çalışmalara baktığımızda hemen hepsi aynı şeyi söylüyor. Niye uğraşayım ki, niye yaşayayım ki, niye çabalayayım ki? bir hedefi, bir amacı yok. Ne için uğraştık biz? Oo, Şimdi ne kadar zor. Şeye döndüğümüz zaman o eskiden soğan ekmek yiyorduk, mutluydu döndüğümüz zaman eskiden bizim yaşam mücadelemiz varken, hayata tutunma derdimiz varken, önümüzde engeller varken hayata tutunup ondan mutlu ve huzurlu olmak kolay. Hadi bugün tekrar dönelim bakalım. Biz bugün hayatımızı düzene soktuktan sonra kendimizle baş başa kaldığımızda bu cevabı veremiyorsak işte güçlüğü bugün yaşıyoruz. O yüzden psikolojik açıdan söylüyorum insanın başına gelen zorluklar, dertler, kederler bunların hepsi aslında ona psikolojik anlamda olumlu katkı sağlayan şeyler. Bakın biz bir önceki programda geçtiğimiz hafta hüznün bile hayatımızdan çıkarıldığını konuştuk ama bugün hem bilimsel psikoloji hem de sizin söylediğiniz üzere dini ve tasavvufi metinler bize bambaşka bir şey söylüyor. Hayatınızdan hüznü çıkarırsanız mutluluk ve huzur da çıkar diyor ama hayatınızda ne zaman zorluk ve güçlük varsa, ulaşmak istediğiniz bir hedef evet. varsa o zaman yaşam için daha çok motive olmuş oluyorsunuz. Bizim hayatımızda da eğer bu noktalarda güçlük varsa kendimizi bir gözden geçirelim. İki, hayatımızın sizin bahsettiğiniz şekildeki nihai anlamını hiç unutmayalım. İşte o Allah'ın her an karşısında olduğumuz bilincinde olmak ve estağfurullah demek. Evet. Kızım ben bütün bunları anlatıyorsun. Tabii 21. yüzyıldaki insanın bu buhranları, depresyonu bir şekilde Absürt geliyor bana yani. Niye absürt geliyor? Ya bunlar bir şekilde şımarıklık geliyor bana. <laughs> Estağfurullah. Yani niye şımarıklık geliyor onu da söyleyeyim. Hayatın... Çok sığ hayatlar yaşanıyor. Çok sati hayatlar yaşanıyor. Çok... kalıplara dökülüp... çok fast food hayat yaşanıyor. Bir şekilde. Derununa varamadığın sürece de o seni rahatsız ediyor. Çok basit bir takım şeyleri anlatmak istiyorum. Hayatın her safhasını Allah senin için güzelleştirmiştir. İslam alimleri sana gideceğin yolu göstermiş. İslam sanatçıları da, biraderlerim Musuki'den bahsetmiştik, bu hayatın bu sürecinde, bu seyirde seni daha lezzetli bir yolculuğa çıkarmışlardır. Çok basit bir şey söylüyorum. Kahve içmek değil mi? Kahve içmeye baktığın vakit şimdi bir şeyden anlarsan onun zevkine de vakıf olursun ve o zevkle birlikte de sana birtakım güzellikler getirir. Ne getirir? Kahveye baktığınızda ki kahve dediğin andan itibaren benim aklıma neler geliyor bize? Üveysel Karane Hazretleri geliyor. Malumdur benimki malumat vuruşluk olmasın ama ben her kahvem benim için fevkalade önemli bir olaydır. Neden önemli bir olaydır? Üveysel karan Hazretlerini anmak için çok önemli bir vesiledir. Büyük zatlardan bir tanesi söylemiş Öyle dedim kahveyi çok severmiş çünkü kahveyi buldu bir pir. Öyle zırt pırt değil. Sabah iki, öğleden sonra bir demiş. <laughs> Bu kahve çekirdekleri kırmızı Yemen'deyken ki Yemen'de keşfettiği söylenir. Yemen'deyken Veysel Karın Hazretleri de mübarek fukara develeri gidiyor, zavallı anneciğine bakıyor. Öylesine bir mütevazi hayatı var. Aç kaldığı zamanlarda bu kırmızı çiçekleri ve şeyleri, çekirdekleri görüyorum. Ağzını almış, acı demiş. Hmm. Acı demiş de Allah acı bir şey yaratmaz demiş. Acıdan bahsetmiştik. Acı bir şey yaratmaz demiş. Vardır bir hikmeti burada. Vardır bunu iyiye dönüştürecek şekilde. Almış onları. Toparlamış. Önce bir kurutmuş. Kuruttuktan sonra ezmiş. Ezdikten sonra bayağı bir çevirmiş. Çevirdikten sonra da kaynatmış. Heh, bak nefis nasıl terbiye oluyor. Ondan sonra böyle dökmüş bir kaba içmeye başlamış. Hmm, keyfe keyfe demiş. Yani keyifli oldu manasında keyfe keyfe demiş. Dolayısıyla Üvey Karan Hazretleri kahvecilerin piri olduğu söylenir. Daha sonra da Hasan el-Şazeli'ye ve diğer mübarek zatlara da bu intikal ettirilir. Ama güzel olan taraf, güzel olan taraf bu kahve çekirdeklerinin serencamından bir insanın nasıl ders alması gerektiğinin burada gösterilmesidir. Yani verdiğiniz kahve çekirdeği örneği aslında bizi sembolize ediyor ve insan olarak her birimiz bu hayat yolunda e, acıdan tatlıya gitmek için önce ezileceğiz. Sonra karıştırılacağız. Sonra pişirileceğiz. Tasavvufi bir anlatım vardır nefs tezkiyesini. Bu örnekle anlatabiliriz. İki bu doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala pek çok yerde bu dönüşümü bize anlatır. Biz sizin mallarınızla, canlarınızla, biraz evlatlarınızla imtihan ederiz. O işte çekilme meselesi, o imtihandan sonra e, aydınlanacağımız, Allah'ın rızasını kazanacağımız işleri ortaya koyarız. Bu da doğru. Ancak hocam, Psikolojinin bu toprakların dışında gelişmiş hali de aynı şeyi söyler. Ve der ki mesela acı insanın hayatına anlam yüklediği en önemli kaynaklardan, olumlu kaynaklardan birisidir. Ve bireyler bir acı verici durumla karşılaştığı zaman, örnek veriyorum, bir çok sevdiği yakınını kaybı, eşlerden birisinin vefat etmesi halinde birey bu acıya karşı geliştirdiği tavra göre kendi kişisel hayatında bir kademe atlayabilir. Ve der ki psikoloji insan başına gelen olayları seçmekte özgür değildir. Biz buraya kader deriz. Ancak başına gelen olaylara karşı takındığı tavırda özgürdür. Bir sıkıntı geldiğinde, canımız yandığında ona eğer biz bir anlam yüklemeyi başarırsak, onun sizin ifadenize söylüyorum ee, yapbozun küçük parçaları gibi onun ardındaki hikmeti yıllar sonra göreceğimiz bir e, arka planın olduğunu fark edersek, yani o işin manasına e, ulaşabilirsek, biz o çektiğimiz acıyı da acıyı zafere dönüştürüyoruz. Bunu acıyı zafere dönüştürmek diye de e, motto haline getirebiliyoruz. Acıyı zafere dönüştürmek. Zorluk yaşıyoruz ama ona karşı takındığımız tavırda bir dönüşüm yaşarsak bu bizim kişiliğimizi olgunlaştırdığı ölçüde hayat memnuniyetini de beraberinde getiriyor. Pek çok örnek görebiliriz günlük hayatımızda. Küçükken zorluk çektiği için halde büyüdüğü zaman onun nimetlerinden faydalanan pek çok örnek görebiliriz. Mesela babasız büyümüş bir çocuk büyüyünce çok güçlü bir karakter geliştirebilir. Çok küçük yaşta e, gittiği bir okulda mesela e, zor arkadaş çevresinde tutunamayan bir çocuk bir başka e, okula gittiğinde onun üstesinden çok kolay gelebilir. Ben bunu şeye benzetiyorum. Nasıl ki bizim bedenimiz var ve bedenimiz küçük çocuk yaşlarda mikroplarla bir, bir tanışıyor. Ve belli hastalıkları geçirdiği zaman insan bedeni ona bağışıklık kazanıyor ve büyüdüğü zaman o hastalık o kişiyi devirmiyor. Küçükken hem o fiziksel hastalıkların üstesinden gelmemiz kolay hem de onlarla haşır neşir olacağız ki bağışıklık sistemimiz gelişsin. Kopyalayıp yapıştırın psikoloji dünyamız için geçerlidir. Çocukluk döneminden itibaren hayatımız boyunca küçük zorluklar yaşadığımız zaman bu bizi ileride psikolojik dayanıklılık olarak karşımıza çıkar. Eğer biz bunu küçük yaşlardan itibaren hayatımızda yaşamaz ve acıdan kaçarsak, Hayatımızın anlamı üzerine düşünmeden ortalama bir hayat yaşarsak belli bir yaşa geldiğinde bu varoluşsal sorular öyle bir vuruyor ki hocam üstesinden gelmek zor olabilir. Ve buhran dediğimiz günümüz gençleri başta olmak üzere yetişkinleri dahil herkesin hayatına tutunamayışındaki bocalamasının en temelinde bu var. Öyleyse biz işin hem dini ve tasavvufi boyutuna hem de psikolojik boyutuna baktığımızda şu gerçeği kabul edelim. Hepimizin hayatında bir anlam arayışı var ve hepimiz kendi anlamlarını kendi keşfedecek. Peki bunun programımızın adıyla ne alakası var? Yani medeniyetle bunun bağı nedir? İşte o hayatımıza bulduğumuz manalar medeniyetimizin bize öğrettiği ilkelerle, bize gösterdiği yolla çok alakalı. Medeniyetimizin giriş kapısı, cümle kapısı mutlaka ki camilerdir. Bizim halkımız cami yapmayı çok sever. Evet. Cami yaptığı vakitte ibadet edilecek yerler. Bizim halkımız da camileri çok sever. Beş vakit namazlarında olmasa bile cuma namazlarını mutlaka camilere koşarlar. Ve kalabalıklarda olur. O insanları çok sevindiriyor tabii. Ama cami her dem uğranılacak yer olmalıdır. Diyanetimizin bu konudaki çalışmalarını alkışlıyoruz. Ama her bir bizim camide çalışan kardeşlerimizin, görevli kardeşlerimizin Diyanet'ten her birinin bir psikolog olmasında da yarar vardır. Psikolog demesek bile psikoloji alanında, alanında altyapıya sahip olmaları aynen, güzel aynen. olur. Evet. Çok. Yani sadece kendi birikimleri, ilahiyat değil ama böyle de bir formasyona sahip olmaları gerekmektedir. Bir cami açıldığı vakit altına hemen bir birkaç mağaza koyuyorlar. İyi konusun tabii ki çok önemlidir. Ama bunun yanı sıra bir takım kurslar da çok önemlidir. Teslim kursları, hat kursları. Bizim mesela Ataşehir'deki Bimar Sinan Camii'nin altında var. Ee, orada İsmek'in açmış olduğu kurslar var. Yer olarak da idealdir. Çünkü cami 7 24 yaşayan müesseseler haline gelmedi. Hocam izninizle hemen ben de bir reklam yapayım o Yap. zaman. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi cami de çok benzer bir işlevi görüyor hem de Değişan. uzun yıllardır. Camimizin bir kapısı fakültenin içine açılır, bir kapısı ise sokağa insanlara açılır. Cami'nin alt katında herkese açık aylık seminerler üniversite hocalarımız tarafından verilmeye devam ediyor ama düzenli kurslarımız da hep var. kuran Kerim okumayı öğrenme, tesip, ebru, hat sanatlarını sıra İbranice, Farsça, Osmanlıca kurslarımızın bu kayıtlarını da fakültemiz alıyor ve bu kurslar hali hazırda devam ediyor. Ramazan Süper. ayı boyunca ise caminin alt katında çok daha farklı etkinlikler yapıyoruz. Teravi sırasında ve teraviden sonra çocuklarıyla beraber ailelerimizin hepsini oraya davet ediyoruz. Çünkü çocuk köşemizi de açtık, çocuk kütüphanemiz de var. Bir yetişkin oraya geldiğinde kitap kahvesinde kahvesini içip, Kitabını okuyabilir, bir taraftan çocuğunu e, oyuncaklarla e, hem orada eğleyip hem de e, dini eğitimini verebilir. Kendisi kurslara katılabilir. Bizim camimizde hayat var. Çok güzel. Marmara İlahiyat'ın bu konudaki orasının külli haline gelmesi hakikaten e, önemli bir vahadır. Neden önemli bir vahadır? Beni de. Orada zaten görüşmüştük konu. Orada beni konferansa çağırmıştınız. Ondan sonra bugünlere geldim. Bunu camiler için sizde hem cami hem üniversite var hem de halk var. Her dakika söyleniyor. Ne deniyor efendim? İşte sanayi ile üniversite işbirliği. Burada hem üniversite hem diyanet hem de halkla iç var. İşte ideal budur. Biz olmadık bir şeyi ilan etmiyoruz veya yapılmasını burada teklif etmiyor. Olan bir şeyin yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bir de teşekkürümüzü edelim. E, cami ve fakültemizin ve e, en geniş haliyle kütüphanemizin bu halini almasında dekanımız Ali Köse çok aktif rol oynadı. Tabii. Başta Aşasın Ali Köse Ali hocamız olmak üzere. E, idaredeki diğer hocalarımız ve okuldaki diğer fakülte hocalarımızın hepsinin emekleri vardır bunun üzerinde. Hepinizi bekleriz. Evet tabii. Kızım mesela dedin ki bazı emekliler var mesela. Değil mi? Benim yaşıma giriyor 65 oluyor, 72 oluyor. Emekli oluyor. Ne yapacağını bilmiyor. Kahve köşelerine gidiyor. Her türlü sıkıntıyı da yapacak şekilde bunalımlar içerisine giriyor. Karısını da üzüyor, kendini de üzüyor. Etrafına da sıkıntı veriyor. Huysuz ihtiyarlar haline geliyor. Ama bir tesibe başlasa, bir koroya gitse, değil mi? Bu tür alanların içerisinde hayatını manalandırmaya çalışsa ne kadar önemli. Ve bunu da emekliliğinde değil. Gençliğinden yapmaya başladık. Yani vermek istediğiniz mesajı anladım sanırım hocam. Ee, i̇nsanı hayata bağlayan dallar oldukça çok. Ve e, biz bunların sayısını artıralım. Kendimize yeni alanlar açalım. Bu kurslara gidelim, kendimizi geliştirelim. İleride bu bağlardan bazıları koptuğunda bile hayatımıza devam etmek için bu anlamlara ihtiyacımız olacak. Kızım bir de medeniyetimizin cümle kapısında burada Cenab-ı Hakk'a varmak, Değil midir? E Cenab-ı Hakk'a tür bütün bu sanatlar, bu meseleseler seni oraya zevkle taşımış ve bu hayatı Kesinlikle. senin için keyifli hale getirmiştir ya. O zaman Din keyiftir ya, gibi. zevktir ya, safadır ya, safa. Din hayattır diyelim, hayattır. toparlayalım. Acı tatlı olsa da hayatımız en çok anlamlı olsun. Hepinize iyi akşamlar ve iyi insanlar dileriz efendim.